Ahmet Hakan, Türkiye'nin en meşhur ve en nefretlik ailesi. Günlerde sürekli bunları konuşuyoruz. Kendi amcamızdan çok bu ailedeki amcadan söz ediyoruz. Tavşantepe'deki her sokağı, her kıvrımı, her çeşmeyi, her ahırı avucumuzun içi gibi biliyoruz artık. Masum narin hayat dolu bakışları rüyamıza giriyor. Karşımızda bir aile var. Şöhreti de nefret edilme potansiyeli de her geçen gün daha artan bir aile. Dilan Polat'ın şöhretinden ve nefretinden bile daha beter bir şöhret ve nefret. Alın size alabildiğine subjektif bir açıdan lanetli şöhretliler ailesi. Amca Salih'in, Don Corleone'nin yandan yemişi. Karizmasının Tavşantepe'yi santim aşmasına imkan yok. Akıllı ve zeki değil ama kurnaz. Tavşantepe kurnazı diyebiliriz onun için. Anne Yüksel, çok rolcü bir kadın bu. Ağlarken rolcü, dövünürken rolcü. Kolpa'da bir numara. Tavşantepe müsamerelerinde sahne alsa en büyük alkışı o alır. Baba Arif, ben bu adamın etkisiz eleman olduğuna inanıyordum. Bir masumiyeti olduğunu düşünüyordum. CNN Türk'teki söyleşisini izledikten sonra bunun da aileye pek münasip bir tip olduğuna inandım. Abi Enes, kolundaki ısırıklarla falan olayın en gizemli şahsiyeti. En sonunda bunun cinayette kocaman bir rolü çıkarsa hiç şaşırmayacağım. Tehlikeli bir havailiği ve şuursuzluğu var bunun. Yenge Hediye, amcalardan birinin eşi. Cinayet mahallinin oralarda çokça görülmüş. Buna rağmen 3 maymun oynamaya devam ediyor. Buna bir mim koyun. Bundan da çok şey çıkacak. Nevzat Bahtiyar, vicdansız, ahlaksız bir ceset saklayıcısı. 8 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine saklanması gereken malzeme muamelesi yapacak kadar alçak. Amca Fuat, Hediye'nin eşi. Karartmacılar ekibinden, suskunlar taifesinden. Fotoğrafını görmedim ama Salim ve Arif'ten fark olmadığına eminim. Yenge maşallah. Büyük amca Hüseyin'in eşiymiş bu kadın. Israrlı ve inatçı suskunluğuyla falan aileye Ronan'ın canlandırdığı karakterlere benzetiyorum ben bunu. Kuzen Muhammed, Nari'nin halasının oğlu. Yanlış bilgilendirme bunda. Yanlış yönlendirme bunda. Tam bir manipülatör yani. Delil yok etme ve suç kaydırma üstüne yok. Çırak Ramazan, Salim'in adamlarından birinin oğlu. 15 yaşında. Amca Salim'in yırtmasını sağlamak için doktrin edilmiş. Yaşı küçük olduğu için suç bunun üzerine yıkılmak isteniyor olabilir. Dikkat etmek lazım. Kuzen Birsen, maşallahın kızı. Nari'nin kuzeni. Birsen için söyleyeceğim tek şey şu. Tam bir saptırmacı. Saptırıcı ifadelerle soruşturmayı çığırından çıkaranlardan. Cumhurbaşkanının Fenerbahçe hakkındaki görüşleri. Hürriyet'in spor sayfasında okudum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimini kabul etmiş. Kabulde yaptığı konuşmada şunları söylemiş Erdoğan. Fenerbahçe kulübü 117 yıllık mazisiyle, milyonlarca taraftarıyla, yetiştirdiği kıymetli sporcularla ve tarihe geçen başarılarıyla Türk sporunun iftihar vesilelerinden biridir. Mazisinde bir tarih yatan Fenerbahçe, bugün de kendisine gönül veren milyonların gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir. Fenerbahçe'nin başarılarıyla daima gururlandık, sevindik. Fenerbahçe inşallah bundan sonra da göğsümüzü kabartacak, kazandığı başarılarla bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecektir. Erdoğan'ın Fenerbahçe ile ilgili bu sözleri, devletin zirvesinin Fenerbahçe'ye bakışını ortaya koyan çok net ifadeler. Bundan böyle bu konuda dedikoduları, spekülasyonları, söylentileri, fısıltıları değil, kamuoyu önünde söylenmiş bu net sözleri esas almak gerekir.